Bu şekilde boşluklar bırakarak araları 7'şer santimetre böyle sardım. Kolonlarımıza da boşluk bıraktım. Bu şekilde geldim. Ve son olarak burayı da aralıklı yaparak silikonla sabitledim ve bitirdim. Şimdi çemberimizin ortasını yapacağız. Bu şekilde yasladım. Dörder metre ip kestim ve yarıya katlıyorum. Yani ikişer metre olmuş oldu. Tam ortaya ayarlayıp şimdi bakın. Burası 54. Bunu tam ortaya getirip ikisini de böyle yan böyle bırakacağım. Şimdi bu ortayı ayarladım ve yarıya böldüm. Yarısından sonra da arayı 7'şer santimetre ayarladım. İplerimin tekini taktım. Şimdi ikinciyi yanlara takıyorum. Ölçümüz 4 metre. Ve ikiye katladım ipimizi. Bakın boşluk koymamın sebebi bu yüzden de. İpimiz araya cuk diye otursun bu şekilde. Şimdi devamında aralar tekrar 7 olacak şekilde iplerimizi takacağız. Şimdi buraya 2 tane taktım. Buraya bir takıyorum. Kaydırdım mı diye bakıyorum tekrar. Biraz kaydırmışım. Şunu alıyorum. Bazen bu şekilde de araları ipleri oynatabiliriz. Orantılı olsun diye. Tamam. Yine yedimizi ölçüyoruz. Burası tam. Tamam, şimdi bunlar 4 metreydi. Şimdi 3,5 metre yanlara takıyorum. Çünkü iplerimiz fazla kalıyor. Yine tekrar ölçüyorum. 7 buraya. Tekrar sağ tarafa ölçtüm. Burası. Araya sıkıştırıyorum. İplerimizi kaydırabiliriz sıkışması için. Tamam, burada tamam. Hepsini 7 ayarladım. Bu şekilde hepsi 7, 7. Burası 8 oluyor. Ben de şu şekilde bir şey düşündüm. Bunu atıyorum arkadan. Uçlarımı biliyorum. Şöyle geçireceğim. Ki 7 olsun bu da. Demirden dolayı 8 olmuştu. Şimdi baklavalarımızı yapıyoruz. Önce bu ikililere kare düğüm atacağım.
Şöyle sıkı sıkı. Sadece buna bakla şey yaptım, kare düğümümüzü. Şimdi burada baklavalarımızı oluşturuyoruz. Aralarımız 7'şer santimetre ölçüyorum. Sıkıştırıyorum. Şimdi burası 7 olacak. Burası da 3. Şöyle kısaltıyorum. 3. Burası da 7. Aynı şekilde burası da öyle. Burası 3. Burası 7. Yani şu orantıyı sağlayacağız. Şimdi aynı şekilde yani buradan yapalım. Buralar 7. Şimdi burası da yine kenar kısımlarımız 3. Biraz daha. Sıkıyoruz. Burası da aynı şekilde. Sıkıştırıyorum. Biraz daha alıyorum aşağı.
Şimdi burası da kenar 3. Burası 7. Şimdi mezura ile ölçüyorum. 7 santimden buraya bir ip daha takıyorum. Orantısını tam sağlamak için. Eğer ki çemberiniz biraz daha küçükse atmanıza gerek yok. Büyükse 2 tane ip takarsınız. Çember büyüdükçe bu yandaki mesafeler değişecek çünkü. Buraya ip attıktan sonra kare düğümümüzü yapıyoruz. Aynı şekilde buraya da attım. Burayı da bu şekilde. Yani şu simetriyi oluşturmamız lazım. Sıra sıra gitmesi lazım. Onu siz elinizde ayarlayabilirsiniz. Şimdi baklavalarımıza devam ediyoruz. Arada bakıyorum. 7 olmuş mu? Yani şu hepsini eşit şekilde ayarlamaya çalışın. Şimdi buradan nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bakın, ipimiz üstte, arkaya çeviriyoruz. Şu şekilde şunu oluşturmamız lazım. Sabitleme yerimiz. Dönderdim. Alttan bu şekilde geçiriyorum, tutuyorum. Çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Aynı şekilde diğerini de yapıyoruz. Çevirdim. Geriyorum. Tutuyorum. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz. Burası. Üstten geçiriyorum. Şurayı düz şekilde gelecek şekilde. Geriyorum. Şu aşağıdan da gelince burada daha düzgün duracak. Tutuyorum. Aynı şekilde. Çeviriyorum.
içinden geçirip çekiyorum. İyice sıkıştırıyorum. Kare düğümü yapıyorum. Şimdi önemli olan bizim bunların düz düz çıkması lazım. Paralel bir şekilde. Bunu da gererek aralarındaki mesafeyi ayarlayarak oluşturacağız. Şimdi aynı şekilde geriyorum. Bakın burada şişiklik oldu. Düzeltiyorum. Tekrar orayı biraz daha kısa yapmamız lazım. Bir tık şöyle kısalttım. Şimdi bunu bu şekilde yapıyorum. Geriyorum. Altı çekince nasıl oluyor diye şöyle bir kontrol ediyorum. Hepsi düz durması lazım. Üstten geçiriyorum. Buradan çekiyorum. Şimdi bu bitti değil mi? Bu bizim alttaki eteğimizde kullanacağımız ipimiz. Kesip yanlara takacağız. Şimdi hepsini, bütün baklavalarımızı bir sağ tarafa doğru, bir sola doğru bu şekilde birleştirip birleştirip bitireceğiz. Sonunda nasıl yapıldığını size tamamen göstereceğim tekrar. Şimdi arkadaşlar hepsini yaptım ben. Sondakilerini nasıl bağlayacağımı göstereceğim. Bakın. Aşırı bir sert, böyle gergin çökmemesi için. Şimdi yani eşimle birlikte o bana destek oldu. Bu şekilde iyice gerdik. İki tanesini bağladık bunları. Şimdi size onların nasıl olduğunu göstereceğim. Aynı şekilde buradakiler gibi iyice geriyorsunuz. Bunlar başladığımız ikililer var ya, onlar. Yani şu an dört ip olmuş oldu. O yüzden bu ikisi özellikle bu şekilde sabitleniyor. Şöyle geniş geçirmek için yer açacağım. Aynı şekilde arkaya gönderdim ipimi. Bu şekilde buradan verip alttan geçiriyoruz. Sıkıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Girip. Böyle düzeltiyoruz buraları. Böyle altı alıyoruz. Bunun altında desen yapacağımız yerler. Şimdi burada da aynı şekilde germiştim bunları. Burada da bir tane bıraktım size göstermek için. Bir taraftan geliyorum. İpi de alta veriyorum bu şekilde. Sonra böyle
İçe doğru bastırıyorum bunları. Çemberin altında kalsın. Evet, çemberimiz bitti. Daha sonra burayı desen yaptığımız zaman buradan devam edeceğiz. Bu şekilde bakın. Tüm kalan iplerimiz aşağı. Hazır çemberimiz. Siz eğer ki daha sık bir şey istiyorsanız, ben 7'li yapmıştım, 5'li yapabilirsiniz. Hem araları 5 yapacaksınız, hem buradaki ölçüleri 5 yapacaksınız.